Herkese merhaba ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Netflix'te son zamanlarda yayınlanan bir belgeselin hem incelemesini yapmak hem de bu belgesel bize ne söylüyor ve sizin için derlediğim kısa kısa notlardan bahsetmek istiyorum. Belgeselimiz Hack Your Health. The Secret of the God yani Bağırsak sırları ve sağlıklı yaşamın kontrolü sizde konu başlığıyla yayınlanan bir belgesel. Özellikle mikrobiyotayı halkın anlayacağı şekilde anlatıyor olmasını beğendim. Benim aslında uzun zamandır takipçilerim probiyotik, prebiyotik, postbiyotik gibi konularda çektiğim videolardan ve diğer bağırsak sağlığıyla ilgili çektiğim videolardan aslında bu belgeselde bahsedilenlerden çok daha fazlasını anlatıyorum. Ancak bu belgeselde farklı özelliklere sahip Birden fazla kişiyi incelemesi açısından oldukça önemli. Belgeselin başında IBS problemi olan, bağırsak problemi olan bir kadın şunu söylüyor. Çok basit gibi görünen dışkılamanın değerini dışkılamayanlar bilir. E, normal dışkılayanlar için bu çok önemsiz bir şey. Ama gelin bir de bize sorun diyor. Gerçekten öyle. Sonraki bölümde de mikrobiyotayı bir ormana benzetme metaforunu çok sevdim. Birinci husus o ormandaki bitki çeşitliliği. Yani bağırsağınızda bakteriler ne kadar çeşitliyse sizin olaylar karşısına vereceğiniz reaksiyonlar da o kadar dengeli olur. Bunu bir şirketin yönetim kuruluna benzetebiliriz aslında. Örneğin o yönetim kurulunda ekonomik problemler çıktığında onunla savaşabilecek, ekonomiyi çok iyi bilen bir üye olduğunda, personel arasında çıkabilecek bir krizi yönetebilecek, personel yönetimini çok iyi yapan bir üye olduğunda mekanik sorunlar gelişmesine karşı mekanik bilgisi çok iyi olan bir üye olduğunda yani birçok farklı özelliğe sahip üye olması ne olur? O şirketin sorunlar karşısındaki kapasitesini belirler. Aynı şekilde bağırsağımızda bakteriyel çeşitlilik ne kadar fazlaysa bizim de hastalıklara karşı verebileceğimiz cevaplar o kadar güçlü olur. Bu orman metaforu bu nedenle önemli ve ormanın nem oranı, yağış miktarı o ormanın bitki örtüsünü belirler. Burada da bakterilerin çeşitliliğini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi sizin nasıl beslendiğiniz. Bu beslenmede de işte belgeselin önemli bir kısmını anlatılan konu şu. Lifler bizim için çok kıymetli hatta Amerikan toplumunun da lif tüketimini orada bir örnek vermiş. Normalde alınması gereken lif miktarı 50 gramlara kadar çıkarken modern beslenmeyle birlikte alabildiğimiz lifler 5-10 gramı geçmiyor maalesef. İşte bütün problemlerin temelinde de bu liften fakir beslenme yatıyor aslında. Sizin probiyotik kullanmadan önce asıl yapmanız gereken şey bağırsağınızdaki bakterileri beslemek. Bakterilerin de temel besin kaynağı liflerdir. Lifleri kullanarak fermentasyon yaparlar, sayıca çoğalırlar, bağırsağınızdaki yararlı bakterilerin sayısı artar. Ancak liften fakir beslendiğinizde bağırsağınızdaki bakteriler tam tersi size zarar verici hale gelebilir. Normalde bağırsak yüzeyinde mukus tabakası var biliyorsunuz. Bu mukus tabakası bizim iç dünyayla dış dünyayı ayıran temel bariyerlerden bir tanesi. Siz bağırsağınızdaki bakterilere yeterli lif göndermezseniz bu sefer o bakteriler sizin bağırsaklarınızdaki mukus tabakasıyla beslenmeye, o mukus tabakasına zarar verici etki gösterebilir. Bu da geçirgen bağırsak giden sürecin başlangıcı olabilir ve sizin hastalıklara açık hale gelmenize zemin hazırlayabilir. Aynı zamanda bağırsakta sürekli bir inflamasyon olacağı için bu inflamasyon bütün vücudu da etkileyebilir ve uzun süre liften fakir beslendiğinizde de lifleri tekrar yerine koymak da zor oluyor. Çünkü ince bağırsakta SIBO gelişebilir. Normalde bizim bakterilerimiz kalın bağırsaktadır. İnce bağırsak da bakterinin çok çok az olması lazım. Orada da patojen bakteriler ürediğinde, siz lif tükettiğinizde bu sefer oradaki bakteriler de fermentasyon yaparak şişkinlik ve gaz gibi problemlere sebep olabilir. Yani bağırsak sağlığımızı bozmadan kıymetini bilmemiz lazım. Bir kere oradaki denge bozulduktan sonra onu onarmak çok zor olabiliyor. Bir de belgeselde farklı tipte insanlarla yapılan röportajlar var. Örneğin bunlardan bir tanesi ne yesem yarıyor bir türlü kilo veremiyorum kendimi durduramıyorum diyen bir kadın var. Ancak yapılan gayet analizlerinde o kadında provatella bakterisi sayıca sağlıklı insanlara göre eksik oranda çıkıyor. İşte bu anlamda da doğru modülasyonlar bizim için önemli. Yine fonksiyonel MR incelemesi yapıyorlar. Yani herkesi MR cihazına sokup onlara bazı yemek resimleri gösteriyorlar. Burada bir hastada özellikle bazı yemekleri gördüğünde beynin duygusal yerlerinin aktifleştiği görülüyor. Bu anlamda iştah kontrolünde duygusal açlıkta bir o kadar önemli. Psikolojik temelde ihmal edilmemesi lazım. Zaten beynimizle bağırsağımız direkt olarak ilişki halinde. Bu hem yeme düzenimizi etkiliyor hem de ruh halimizi de etkileyebiliyor. Yine yapılan bir çalışmada birisi kilolu birisi zayıf olan ikiz insanlardan alınan mikrobiyota yine ikiz sağlıklı farelere veriliyor. Kilolu insandan alınan mikrobiyotanın enjekte edildiği fare bir süre sonra kilo almaya başlıyor. Mikrobiyotamızın birçok hastalıkla ve tabloyla sıkı ilişki halinde olduğunu gösteren en çarpıcı deneylerden bir tanesiydi. Yine belgeselde endüstrileşmiş toplumlardan yapılan gayta analizlerindeki mikrobiyota çeşitliliği ile endüstrileşmemiş yerlerden alınan gayta örneklerindeki mikrobiyota çeşitliliği de karşılaştırılıyor. Endüstrileşmenin de bağırsağımızdaki bakterilerin çeşitliliğini azalttığı gösterilmiş. Bunun için sanıyorum Nepal'e gidiyorlardı. Orada bir dağ köyünde Nispeten gelişmemiş şartlarda yaşayan insanlardan gayet örneği rica ediyorlar ve onları analiz ediyorlar. Oradaki kişilerde mikrobiyal çeşitliliğin daha fazla olduğu gösterilmiş. Yine mikrobiyota analizinde mikrobiyota çeşitliliği az olan bir kişi 20 gün boyunca 30 çeşit sebzeden ettiği smoothie tüketmiş ve mikrobiyota çeşitliliğinin de arttığı gösterilmiş. Belki bu çok ekstrem bir tablo ancak bu bize sebzelerdeki liflerin mikrobiyota bakteri çeşitliliği üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Belgeselin son kısmında da Gaita nakli ile ilgili bir kısım var. Ancak Gaita nakli özel seçilmiş durumlarda henüz yapılan bir uygulama. Gaita'sını naklettiğiniz kişinin çok sağlıklı olması lazım. Ve bu kadar sağlıklı işte hiç antibiyotik kullanmamış, alkol kullanmamış, şekerli gıdalardan uzak duran, sebzeden zengin beslenen, mikrobiyotası sağlıklı bir kişiyi bulmak başta problem. Hatta belgeselde bir kız erkek arkadaşının ve kardeşinin gaytalarını kendine naklediyor ve direkt olarak işte birindeki depresyon sorunu, birindeki de sivilce sorununun kendinde geliştiğini söylediği bir kısım da var. Ancak bu kısmın bence biraz gereksiz olduğunu söyleyebilirim. Evet aslında benim daha önceki prebiyotik videomda da ben liflerin önemini anlatmıştım. Her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değildir demiştim. Zaman zaman mikrobiyotamız bozulduğunda amaca göre probiyotikleri hayatımıza dahil edebiliriz. Probiyotikte de en önemli kriter suç koduydu klinik çalışmalara göre hangi suç kodunda kaç milyar bakteri kullanılması gerekiyorsa buna uygun bir probiyotiği de hayatımıza dahil edebiliriz. Probiyotikle de Fermente gıdalar genelde karıştırılıyor. İşte ben turşu yerim, yoğurt tüketirim, e, probiyotiğe gerek yok gibi söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Bu bahsettiğim gıdalar fermente gıdadır. Yani hiç yoktan iyidir. Bir sıfırdan büyüktür. Ama bunlar probiyotik değildir. Probiyotin bazı kriterleri var. Onu probiyotik videomda anlattım. Probiyotikler çok başka. Belli bir standartizasyon olan canlı bakterilere biz probiyotikler diyoruz. Aslında prebiyotikler ve probiyotikler bağırsağımıza ne yapıyorlar? Fermentasyon yapıyorlar Bu fermentasyon son ürünlerine de Post diyorduk Önemli olan bunu bağırsağımızda gerçekleştirebilmek Ancak yine takviye olarak Post de zaman zaman Hayatımıza dahil edebiliriz Örneğin belgeselde bahsedilen Provatella bakterisini biz takviye olarak kullanamıyoruz. Ancak postbiyotik olan Saccharomyces cerevisiae fermentatı kullandığımızda bağırsağımızda Provatella miktarını artırdığı gösterilmiş. Örneğin bir çalışmada ben Provatella eksikliğinin elektril disfonksiyonla da ilişkili olduğunu okumuştum. Dolayısıyla her bakteriyi de siz probiyotik takviyesi haline getiremiyorsunuz. Bu gibi durumlarda Gerçek prebiyotik lifler kullanarak veya gerçek postbiyotikler kullanarak bazı bakterilerin de sayısını bağırsağımızda artırabiliyoruz. Evet bahsettiğim belgesel ışığında öne çıkan noktaları anlatmak istedim. Yine ilerleyen dönemde bunun gibi belgesel incelemeleriyle karşınızda olacağım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan soruları tarafımca kaleme alınan akılcı bilimsel takviye rehberi isimli kitaptan okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın, sağlıkla kalın.